Merhaba Antalya 3T izleyicileri. Bugün pandeminin kalbine doğru bir seyahat yapıyoruz ve İtalya'dayız. İtalya'dan Serap'a bağlandık. Serap Mumcu. Kendisi hem tarihçi, rehberlik yapıyor ve tercüman aynı zamanda. Merhaba Serap Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Siz de iyi görünüyorsunuz. Hava güzel galiba İtalya'da, Evet. dışarıdasınız. Aynı iyi oldu, değişiklik oldu bizim için böyle. Arkadayız. Çok güzel. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bugün bir açıklama yaptı ve son 14 günde vaka sayısında artışın en fazla olduğu 5 ülkeyi sıraladı. Rusya, İngiltere, Türkiye, Belarus ve İtalya. Yani İtalya yine o ilk 5 ülke arasında ve İtalya başından beri en fazla hakkında haber yapılan, sosyal medyada en fazla görüntüler, videolar paylaşılan ülkelerden biri oldu. Ve hepimizin ilgi odağı oldu. Bunda başında galiba birazcık esnek, gevşek davranmanın ya da kamuya fazlaca açık olmanın bir şeyi oldu galiba, etkisi oldu. İlk 22 Şubat'ta ilk ölüm olayı olmuş galiba Evet. İtalya'da. Bir hani başlar mısınız? İlk başlarda siz neler hissettiniz? Size nasıl açıklama yapıldı? Sonra neler gelişti? Kısaca bize bir özetleyin. Ben şimdi 21 Şubat'ta Padova'da yabancılar ofisindeydim. Tam ortaya çıktığı gün, çünkü ölüm vakası bir gün sonra gerçekleşti ama ilk virüsün duyulduğu, İtalya koronavirüs var dendiği gün 21 Şubat, 20 akşamında öğrenmiş oldum ben de. Padova'dan Venedik'e geçmiştim çünkü Venedik'te bizim eşimle küçük bir dairemiz var. Rehberlik yaptığım zamanlarda genellikle Venedik'te kalıyorum. Hatta aynı günün akşamı Coşkun Aral'la bizim Venedik'te bir belgesel çekimimiz vardı. Kendisi Venedik'e gelmişti. Venedik Karnavalı'nı çekiyorduk. Birlikte onunla da bayağı uzun uzun kalabalıklarda kaldık. 5 saat kadar dolaştık. Akşam eve gittiğim zaman eşim Trevizo'da, şimdiki evimizdeydi. Bana dedi koronavirüs artık burada da var. En iyisi sen bir an önce buraya gel. Ertesi gün sabahtan 22'sinde Venedik'ten ayrıldım ki ondan sonra da geçen 2 hafta öncesine kadar Venedik'e tekrar gidemedim. Çünkü karantina bizim hem yaşadığımız bölgeye en erken Veneto bölgesi burası, en erken buraya ve Lombardiya'ya geldi. Ardından bütün İtalya'ya yayıldı. Dolayısıyla da uzun bir süre hareket edemedik. Şimdi de yani biz mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. İlk zamanlar çok korkuyorduk gerçekten de, çünkü hani eldivensiz, maskesiz çıkamıyoruz. Hatta havadan bulaşıyormuş diyorlar. Bir sürü spekülasyon dolaşıyor. Burnumuzu pencereden dışarı çıkarsak acaba bir peçete mi tutsaydık? Hani havadan, artık soluduğumuz havadan bile şüphelenir olmaya bir hale gelmeye başlamıştık. Fakat sonrasında sürece biraz alıştık. Hani bununla yaşamaya alıştık. İnsanlarla uzaktan konuşmaya alıştık. İşte tokalaşmamaya. Hala da mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. İşte birbirimizden uzak durarak, birer metrelik mesafe bırakarak. Ama durum gerçekten zor. Çünkü ben ilk zamanlar saatler süren böyle gece yarılarına kadar haberleri takip ediyordum. Yani uzun bir süre psikolojim çok etkilendi. Çünkü doğrudan turizme ve insana dayalı bir iş yapıyorum. Sürekli insanlarla temas halindeyim. Çevirmenlik yaparken de aynı şekilde. Yani bir metrelik mesafe benim çalışma alanım için şu an için imkansız. Dolayısıyla çalışamıyorum. Dolayısıyla da süreç nasıl olacak diye uzun bir süre takip ettim. Yani İtalya'da çok ciddi bir şekilde benim gözlemlediğim yanlış kararlar da alındı. Çünkü dünya buna alışık olmadı ki, ve İtalyanlar hiç alışık değildi ve bütün dünya süreci... Neden İtalyanlar alışık değildi? Ya bir Akdeniz ülkesi Evet. olma özelliği yanı sıra başka bir şey de var mı? Aslında şöyle, insan gerçekten tarihçi olmanın verdiği bir şeyle söylüyorum. Neticede biz yüzyıllar içerisinde bu pandemi olayını hep yaşadık. Yani genlerimizde de, aslında bu DNA'larımızda dahi olan bir şey pandemi. Ve biz bunu okuduk. Ben ki tarihçi olarak çok daha fazla okudum. Ama insanoğlu olumsuz şeyleri hayatından çıkarmaya bence çok odaklı yaşıyor. Çabuk unutuyor. Dolayısıyla da kendimize, özellikle son 20 yılda çok
teknolojik, çok böyle hani sürekli yeni insanlarla tanışmaya odaklı, iş olanakları böyle hani fırsatlara dayalı bir sistem içerisinde bir çalışma sistemi çok geliştirdik. Mesela turizmin de bu kadar uzun süre hani artık zirveye ulaşmasının da en büyük nedeni teknolojinin bu kadar ilerlemiş olması. Belki bu virüs 20 yıl önce ortaya çıkmış olsaydı bu kadar kısa bir süre içerisinde bütün dünyayı etkisi altına almayacak. Yani gerçekten çok global bir dünyada yaşıyoruz. İtalyanların alışık olmamasının nedeni Çin'den gelen haberler. Çin çok uzak bir mecraydı dünya için. İtalya ise tam dünyanın merkezinde bir nokta sanki. Böyle Akdeniz'de gerçekten de akik konumda. Dolayısıyla da küçük de bir ülke yüz ölçümü olarak ve yerleşme alanı açısından da bütün coğrafyasına yerleşmiş bir ülke. Dolayısıyla alınan bir karar çok çabuk bir şekilde bütün ülkeyi etkileyebiliyor. Bir şeylerin ters gitmesinin nedeni burada çok fazla şey, hani özellikle kuzey güney ayrımı çok fazla var. Mesela Lombardiya'da karantina uygulama kararı alındı. Ama bu karar resmi olmadan önce hani kanun hükmünde kararname açıklanmadan önce böyle bir şey olacak diye bir bilgi duyuruldu. Dolayısıyla karantina kararı gelmeden insanlar bunu duydukları için biz de dahil herkes paniğe kapıldı. Yani ne yapmalıyız? Mesela Lombardiya'da bir gün içerisinde güneye, bütün İtalya'yı hani saran şekilde güneye virüsün inmesinin tek nedeni paniğe kapılan insanların hani ilk fırsatta tren, otobüs, işte araç ne varsa binip evlerine gitmekte hani buldular çareyi. Çünkü Lombardiya ve Veneto bölgesi özellikle sanayi açısından, teknoloji açısından çok ileri. Dolayısıyla da birçok güneylinin hani genç çocukları, güneyli ailelerin genç çocukları kuzeyde çalışıyorlar. Uzun bir karantina kararı ortaya çıkınca onlar da ne yaptılar? Çareyi güneye inmekte buldular. En büyük hatalardan bir tanesi buydu. İtalya'nın Avrupa'nın en yaşlı ülkesi olması ve yaşlıların sosyal hayatta çok fazla yer edinmeleri, sabah erkenden kalkıp özellikle böyle küçücük mekanlarda kahvaltıyla güne başlamaları, küçük barlarda, hani hayatın hep böyle küçük mekanlarda sürmesi ve insanların çok fazla diyalog halinde olmaları. Bir de tabii mesela Çin'den daha farklı bir şekilde İtalya ile o dönem çok kıyaslandı. İtalyanların büyük evlerde hep birlikte yaşamaları. Yani mesela torunlarıyla yaşayan anneanne, dedeler falan çok fazla. Ya da Öyle mi? 18 yaş. Tabii. Burada bile giderek daha azalmış durumda Evet. ama yani tipik İtalyan İtalya'da ailesi var. anlayışı devam ediyor herhalde. Evet. Kesinlikle birçok yerde devam ediyor. Mesela bizim yaşadığımız ev bile şimdi eşimin annesi bakım evinde Alzheimer olduğu için ama yani eğer ki hani sağlık problemi olmasaydı bizim de yaşıyor olacaktı burada. Çünkü üç ailenin birlikte yaşadığı büyük bir ev burası da aynı şekilde. Bütün kardeşler, eşler, çocuklar. Mesela biz karantinada 9 kişiydik. Dokuz Aa, kişi çok, bir yandan da biz çok güzel bahçemiz. gerçekten, evet. Evet. Bizim için çok güzel bir süreçti. Kendimizi dinlediğimiz, hani hep birlikte vakit geçirdiğimiz partiler, hani kendi aramızda kimseyi almadan ev partileri yaptığımız güzel bir süreç oldu ama tabii süreç İtalya için çok acı verici olduğu için hep böyle şeydi. Psikolojimiz 5'e 5.5'a kadar çok iyiydi. Genelde 6-6.5 gibi İtalya'da sonuçlar açıklanıyordu. İlk zamanlar tabii herkes için çok önemli o 500'ler, 600'ler, binler derken her gün o sayıları görmek gerçekten psikolojik olarak hepimizi çok fazla etkiledi, çok yıprattı. Zor bir Çevrenizden süreçti. tanıdıklarınızdan bu virüste bulaşanlar oldu mu? Çünkü siz Valencia'da Evet. oturuyoruz dediniz. Venedik. Oradasınız ve Venedik'te misiniz? Venedik. Evet, Venedik. Lombardiya bölgesinde, evet. Venedik, Veneto bölgesinde. Lombardiya ve Veneto. Veneto kuzeyde. Evet, Veneto Evet. bölgesinde. Benim de hem çok yakın bir arkadaşım Cortina'da, Veneto'nun dağlarında özellikle tam çünkü Şubat ayı da kayak turizminin çok yapıldığı bir zamandı. Ve tam bu karantina öncesinde Milano'dan büyük bir çoğunluk Cortina'ya geldiği için virüsü de beraberinde getirdiler. Orada çok yakın bir arkadaşım da virüsten
nasibini almış ve bana şey dedi. Bir hafta gerçekten kabus gibiydi ve ben yaşayacağıma hiç ihtimal vermiyordum ama bir hafta sonra her şey değişti, düzeldi, sağlığım yerine geldi. Bizim bu yaşadığımız kasabada da 5 kişi virüse yakalandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Eşimin yakın tanıdıkları. Bir arkadaşımızın yine babası virüsten vefat etti. Yani yakın çevremizde ilk başta biz hani hiç kimseyi duymazken herhalde yani uzaktan böyle bize duyacağımız bir şey diye düşünürken böyle yavaş yavaş bize doğru yakınlaştı ama çok dikkatli olduğumuz için bizden kimseye bir şey bulaşmadı ya da biz bir şey almadık kimseden. Sağlık altyapısında da bir takım daha doğrusu hastaların yığılması nedeniyle çok yetersiz kaldı. Bu sağlık sisteminin orada galiba bölgelerin yetki alanlarında olması, yani bu koordinasyonun sağlanmaması da galiba biraz etkili olmuş. Nasıl bir sistem var orada? Şimdi İtalya'da bir eyalet sistemi denilen bir sistem var. Her eyaletin sadece sağlık sistemi değil, eğitim de dahil olmak üzere işte ekonomik kararları, birçok şeyi etkileyen bir silsile halinde bölgesel farklılıklar var. Mesela Sicilya'da olan bir şey burada hiç alakası olmayabiliyor. Yani bütün sistem farklı olabiliyor. Gerçekten de güney ve kuzey sistemi çok farklı. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde özellikle sağlıkla ilgili konularda tek bir karar alınamadı. Yani bir bütünlük sağlanamadı ilk başta. Bu çok büyük bir sorun oldu. Ama sadece bu da değil. Mesela çok büyük ihmaller de oldu. Ya da mesela savcıları harekete geçiren kasti olup olmadığı henüz kesinleşmeyen, özellikle huzur evlerinde çok ciddi sayıda Lombardiya bölgesinde artık hani 3000-4000'leri bulan sayıda yaşlı vefatının kasti olup olmadığı ile ilgili mesela savcılar harekete geçtiler. Dolayısıyla da tam olarak nasıl bir süreç yaşandığı ile ilgili bizim net bir fikrimiz olmuyor. Mesela geçen hani Türkiye'deki gibi hani Sosyal Sigortalar Kurumu gibi bir kurum olan İMS İtalya'daki karşılığı bir araştırma yaptı ve Mart, Nisan, pardon Nisan Mayıs ayı olması lazım. Nisan, bütün bir Nisan ayı boyunca ölüm vakasının normalin üzerinde 20 bin üzerinde olduğunu keşfettiler. Koronavirüsü çıkardıktan sonra. Bu da demek oluyor ki esasında İtalya'da ulaşılan sayı aslında 30 binler değil 50 binleri bile buluyor. Sadece Lombardiya'da böyle bir fark varsa belki çok çok daha fazla hani İtalya'nın genelinde. Türkiye'de de ondan söz ediliyor biraz, evet. Ama burada şeyi de gördük. Gerçekten İtalyan halkında dayanışma anlayışı çok yaygın ve çok güzel. Bu büyük ailelerden kaynaklanan bir şey mi? Mesela bağışlar falan toplandı galiba. Biraz onlardan söz eder misiniz? Bu dayanışmanın altında ne yatıyor? Şimdi şöyle, biz de mesela burada da hem Veneto hem İtalya bayrağı astılar. Herkes evlerine bir bayrak astı öncelikle destek vermek için. Başbakan Conte'nin açıklamaları hem çok duygusal hem çok insancıldı. Bu süreçte çok gerçekten harekete geçirici oldu. Özellikle İtalyan halkı üzerinde hani güney kuzey ayrımı olmadan bütün İtalyanlar yani sadece İtalyan bayrağı altında gerçekten belki uzun bir süre sonra ilk defa toplanabildiler. Hatta ben Galiba bu Venedik bölgesinde muhalefet çok ağırlıktaymış galiba. Muhalifler bile bu süreç içerisinde aslında birleşme taraftarıydı. Şunu söylemek lazım. Ben ilk eşimle Wuhan'daki görüntüleri izlerken gördüğüm şeylerden çok korkuyordum gerçekten de. Çünkü ağlayan insanlar, intihar edenler falan vardı. Hani bu sosyal medyaya düşen görüntüler. İtalya'da biz bu süreci yaşamadan önce hani ya dünyanın bambaşka yerlerinde ne gibi felaketler oluyor şuna bak. Hani uzaktan izliyorduk. Ben bunun İtalya'ya gelebileceğini hiç düşünmemiştim ama halbuki Lombardiya bölgesinin özellikle Çin'le doğrudan çok fazla ticari ilişkileri Ticari var. Hani ilişkileri altyapı var. var. Evet, çok fazla. Ama Allah'tan o psikolojik süreç Çin'deki kadar korkutucu olmadı. Çünkü insanlar özellikle ikna sürecinde işte evde kal, evde kalırsan iyi olacaksın. Böyle çeşitli sloganlar üretildi. İşte andara tutto bene, İtalyanca yani her şey güzel olacak.
her şey yolunda gidecek gibi sloganlar üretildikten sonra insanlar özellikle kasabalarda tabii görmek zor ama şehirlerde, şehir merkezlerinde yaşayan insanlar balkonlarda şarkılar söylemeye başladılar. Evet, işte. Biz de izledik. Evet, biz de izledik. Gerçekten o görüntüler hepimize çok iyi geldi. Çünkü ilk korkunun atılması İtalyan halkının o gerçekten şarkılarıyla oldu. Meydanları dolduramadılar her zamanki gibi ama evlerinin balkonlarından yine bütün dünyaya seslendiler. Belki bütün dünyanın da bu psikolojik şoku atlatmasında İtalyan balkonlarının çok etkisi oldu. Onu söylemek tabii gerekiyor. Ve bu peki normalleşme süreci için bir simülasyon yapılıyor mu? Zamanımız sınırlı işte, olduğu için. Tabii. Şimdi aşama aşama normalleşmeye geçildi. İşte birinci aşamada belirli işte noktalar açıldıktan sonra ikinci aşamadayız şu an. İkinci aşamada kontrollü bir şekilde mekanlar işte restoran, kafe tarzı mekanlar açılıyor bu süreç içerisinde ama işte en az bir metrelik sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla mesela sabah işte bazı İtalyan alışkanlıkları belki tamamen değişecek bu süreç içerisinde. Mesela artık küçük bir İtalyan barına gidip ayaküstü kahve içemiyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz eğer alıp gidecekseniz yoksa oturmanız gerekiyor barın işte dışarıdaki masalarına. Yoksa sıra bekliyorsunuz birer metre alıyorsunuz devam ediyorsunuz. Tabii 4,5 milyon insan bu süreç içerisinde çalışmaya başladı. Ve özellikle hafta sonu mesela geçen hafta sonu gerçekten hava çok sıcaktı. İtalya'da da hava çok sıcak olduğu zaman yani de yeşil güzel bir ülke. İnsanlar meydanları doldurdular. Mesela Brescia'da, güneyde özellikle Milano'da, Napoli'de, Roma'da insanlar meydanları çok fazla doldurdular. Hatta bu süreç içerisinde eski alışkanlıklar yeniden ortaya çıktı ve sosyal mesafe kuralı biraz unutuldu. Yani ihlal edildi. Evet, ihlal edildi. Maske takmayanlar da vardı. Bunlar tabii ki yani bir iki haftalık süreci etkileyecek şeyler. Sayılar biraz belki yüksek gelecek bir süre daha bundan dolayı. Yani biz bununla yaşamaya alışmazsak sonuç bizim yeniden tekrarlayabilecek galiba. Bu bütün dünya için söz konusu. Bizim için de öyle. Bizde de aynı şeyler söz konusu. Peki şey için, turizm için herhangi bir umut ya da bir gelecekle ilgili bir plan var mı? Çünkü İtalya turizmden çok kazanan ki sizin de mesleğiniz direkt o alanla ilgili. Evet, bu sene için İtalya iç turizmi canlandırmaya çalışıyor mümkün olduğu kadar. İç turizme yönelik faaliyetler var işte. Hatta ailelere tatil yapabilsinler diye özellikle imkanı olmayan ailelere devlet yardım fonları 500 liralık bir yardım fonu açıkladı. Ama mesela Venedik Bienali dünyanın en büyük sanat organizasyonu biliyorsunuz. Bu sene mimarlık bienali vardı. Ama bu seneki bienal iptal edildi. Seneye ertelendi. Çok büyük bir darbe bu turizm için. Bu sene için öngörülen çünkü İtalya kapılarını açmak istese bile birçok ülke İtalya'ya kapılarını açmıyor. Hani mesela Fransa, Almanya, hatta Türkiye de aynı şekilde. En son uçak hani seferlerini açıkladığı ülkelerden biri İtalya. Dolayısıyla da dış turizm bu sene yani 2020 itibariyle olmayacak. Zaten öngörülen de Mart ya da Nisan ayı ile birlikte bir eğer yani bir dalga olmazsa bu süreç bu şekilde tamamlanırsa Mart Nisan'dan itibaren İtalya'da yeniden turizme geri dönüş olacağı söyleniyor. Bakalım. Yani ben de bu sene için ümitli değilim kesinlikle turizmden. Peki son açıklanan şey ölüm sayısı, vaka sayısı var mı elinde şu anda bize söyleyebileceğin? Bugün açıklama yapıldı. Nedir? Bugünkünü henüz görmedim. Dün mesela. Dün 78 civarı ölüm vakası vardı. Aslında ölüm sayıları çok düştü. Hani normal İtalyan artık İtalya'da normal kabul edilen birimlere göre çok düştü ama 33 bin ölüm vakasının üzerinde çıktı sayı. Bir de vakası. İtalya mafyası da çok ünlü. Bununla da ilgili bir takım söylentiler vardı. İşte mafya bunu fırsat bulup hani meydanları boş bulup daha etkin olmaya çalışıyor diye. Gerçekten böyle bir şey var mı?
ben de duydum. Onunla ilgili birkaç haber ben de duydum. Özellikle devletin bu süreç içerisinde yetişemediği yerlerde mafyanın faaliyeti olduğu ve işte insanlara bir şekilde yardım ederek Etkisi altına kendi almaya kendisine çalışıyor. evet taraftar yarattığı. Ama yani İtalya'da zaten güneyin bu gerçeği var. Hatta asıl konuşulan hep şeydir. Kuzeyde gerçek mafya var. Hani çok daha büyük paralar dönüyor esasında. Ama güneyde daha böyle hani bildiğimiz o baba filmini canlandıran Geleneksel, hani geleneksel geleneksel mafya. mafya var. Evet ama her yerde var esasında ne yazık ki. Evet, ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben Kolay teşekkür ederim. gelsin. İleride bir gün daha güzel şeyler için umarım İnşallah buluşuruz. belki Venedik'e gelirseniz buluşuruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Çok sağ olun. günler.